San Francisco Güzel Sanatlar Müzeleri'nden biri olan De Young Müzesi'nde Thornton Dial'a ait resim diyemeyeceğimiz bir eseri incelemekteyiz. Bunu belki de resim birleştirmesi, kümesi olarak adlandırmak daha doğru olacaktır. Thornton Dial 1928'de Alabama'nın kırsal kesimi olan Emel'de ortakçılık yani marabacılık yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu Ortakçılık kavramına önceki sanat tarihi videolarımızda değinmiştik. Her neyse. Dial'ın büyük büyük dedeleri köleydi ve kendisi de yasallaştırılmış ırkçılık sistemi olarak adlandırabileceğimiz Jim Crow sistemi altında büyüdü. Thornton Dial'ın zor bir hayatı oldu. Ailesi çok fakirdi. 7 yaşında ortakçılık yapan ailesinin diğer üyeleriyle birlikte pamuk toplamaya başladı ırkçılığın ailesini nasıl etkilediğine her alanda tanıklık etti. Arazi sahiplerinin araziyi ailesine nasıl kiraladıklarından bahsetmişti. Ancak arazi sahibine yıllık kiralarını ödeyecekleri zaman ki bunu elde ettikleri ürünlerle yapıyorlardı, nasıl oluyorsa her zaman borçluk alıyorlardı. Başka bir deyişle arazi sahibine olan borçları hiçbir zaman kapanmıyordu ve bu da aslında köleliğin, ortakçılık olarak kılık değiştirmesinden başka bir şey değildi. Fakirlik içinde büyüyen, özellikle de Güney Amerika'da yaşayan Afrika kökenli Amerikalılar, her bir nesneyi yeniden farklı bir biçimde kullanmayı öğrenmişlerdir. Thornton Diel de aynı zamanda aynen bu söylediğimiz gibi artık kullanılmayan nesneleri bulup onlara yeni anlamlar kazandırıyor ve onları bir sanat eseri haline getiriyor ipler, düğümler, gergin kumaş parçaları, üzerinde surat olan haç. Son derece vahşi bir eserle karşı karşıyayız. İzleyicilerin eserin boyutları karşısında soluksuz kaldıklarını söyleyebiliriz. Bu çok büyük bir parça. Bundan sonra da karma karışık, neredeyse düğüm olmuş ipler izleyiciyi kendine çekmeye başlıyor. Bu ipler iple dokunmuş halılardan elde edilmiş ve şekilleri de bağlı olmak, esir olmak, hatta linç edilmek gibi eylemleri çağrıştırıyor. Kompozisyonun içinde dar ağacı iplerini görmek mümkün. Thornton, bu bir nevi işkence altında olan ve karma karışık birleşimi ya da kümeyi birçok anlam içeren ve kamufle olmuş nesnelerle elde etmiş. Göze çarpan, esere hakim olan sarı, kırmızı, siyah ve beyaz renkler. Son derece temel bir palet ama çok zengin bağlantılar içeriyor. Geriye birkaç adım attığımızda sola doğru hareket eden bir kaplan figürü görebiliyoruz. Sol üst kısmında kaplanın kafası var. Eğer dikkatlice inceleyecek olursanız kulağını hatta dilini bile görebilirsiniz. Thornton Dial kaplanı birçok anlamda kullanmış. İlk olarak kendisinin kişisel sembolü olarak. İkinci olarak Perry L. Thompson adında lakabı kaplan olan bir boksör, sendika organizatörü ve politikacı varmış. Thornton Dial bu adamın örnek alınacak bir özgürlük savaşçısı olduğunu düşünüyormuş. Üçüncü olarak da Dial'ın Dr. Martin Luther King Jr.'dan da özgürlük kedisi olarak bahsettiğini biliyoruz. Evet, son derece asil bir hayvan olan kaplanın Thornton için anlamları bunlarmış. Kaplan sessiz, Korkusuz ve güçlü olmasının yanında kendisini kamuflede edebilen bir hayvandır. Eseri incelerken karşınızda bir şeylerin saklı olduğu hissine kapılıyorsunuz. Kaplanın yanında gizlenmiş bazı suratlar da var. Kompozisyonun içinde saklı bazı suratlar var. Diyel bunlardan sivil haklar özgürlük savaşçılarının bedensiz suretleri olarak bahsediyor. Doktor Martin Luther King Jr. bunlardan ilki ve en önemlisi Bunlara Robert F. Kennedy ve John F. Kennedy'yi de eklememiz lazım. Hepsi modern sivil haklar hareketinin şehitleri olarak kabul edilebilirler. Gizlenme fikri eserin tam merkezinde de karşımıza çıkıyor. Gerdirilmiş ve ortasında bir delik olan bir kumaş parçasının arasından bir surat görüyoruz. Kamuflaj, Amerika'nın güneyi düşünüldüğünde bir ölüm kalım meselesiydi. Jim Crow sistemi altında yaşayan Afrikalı daha doğrusu Afrika kökenli Amerikalılar göze çarpmamak ve herhangi bir olaya karışmamak isterlerdi. Bu kendi iyilikleri için yapabilecekleri en iyi şeydi. 14 yaşındaki Emmett Till Chicago'da büyümüştü ama Mississippi Money'deki yakınlarını ziyarete gittiğinde bir dükkanda beyaz bir kadına ıslık çaldığı söylentisi üzerine kadının kocası ve abisi tarafından kaçırılmış, işkence görmüş ve kafasına sıkılan bir kurşunla öldürülmüş ve cesedi Talahachi nehrine atılmıştı. Emmett Till'in cesedi daha sonra bulunmuş ve annesi cenazesi sırasında Mississippi Mani'de oğluna ne yapıldığını herkesin görmesi için tabudun açık bulundurulmasını istemişti. Birçok kişi bu olayın modern sivil haklar hareketinin yeniden canlanmasını sağladığını düşünür. Sivil haklar hareketi sırasında eşitlik ve adalet için hayatını veren birçok kişi vardı. Büyük, güçlü, üst sınıf, alt sınıf, baskı altında olanlar ya da haksızlığa uğramışlar. Modern sivil haklar hareketi tüm bu insanlar sayesinde kazanıldı. Dial'ın ortaya koyduğu bu eser sadece karmaşık, işkence görmüş ve düğüm düğüm olmuş bir eser değil. Tuvalin üzerine sıçramış hissi veren kırmızı boya da ayrıca kanı çağrıştırıyor. Sanki kocaman ve güçlü kaplanın derisi yüzülmüş ve Emmet Till'in suratını tutan, kumaşa benzeyen kısım da derisinden geriye kalanı temsil ediyor gibi. Üzerinde bir başka surat olan haç ise sadece Hz. İsa'ya değil, modern sivil haklar hareketinde hayatını kaybeden herkese bir gönderme gibi. Bu bakması güç bir görsel ama Thornton Dial'ın bize bu son derece karmaşık ve insanı huzursuz eden eserle o hikayeleri anımsatıyor olması çok ilgi çekici. Thornton tüm eserlerinde ama özellikle de bunda bu sorunların hala hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğine dikkat çekmeye çalışmış. Ve bu sorunların tanınması, açıkça tartışılması, anımsanması ve daha sonra da yeniden ve yeniden gündeme getirilmesi gerektiğine vurgu yapmış. Diel diyor ki, eserlerimin hemen hemen hepsi özgürlük üzerine. İnsanlığın siyah ırkı artık özgür ve artık geçmişte neler yaptığımıza bakıp gurur duyma şansımız var. Martin Luther King bize bunun için yardımcı oldu. Onun özgür bir hayat hakkında söyledikleri. İşte benim sanatım bu özgürlükten bahsediyor. Dünya üzerinde birçok yerde özgürlükleri için savaşan insanlar var. Ben de bu mücadeleden bahsetmek istiyorum. Bu savaşılması gereken bir savaş ve biz de kazanmaya çalışıyoruz.